Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süredir video çekmiyordum. Şimdi çekme fırsatı buldum ve bugün sizlerle kedilerimiz için bir tırmalama tahtası yapacağız. Şimdi size basitçe kullanacağım malzemeleri göstermek istiyorum hemen. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere malzemeleri göstermek istiyorum. Şöyle iki tane. Ben de bunlar elimde hazır vardı şu çıtalardan. 4 santim genişliğinde, 1,2 kalınlığında. 2 tane böyle 60 santimlik çıtamız var. Şöyle 2 tane de 20 santimlik çıtamız var. Ve 2 tane de 19 santimlik çıtamız var. Bu 19 santimlik çıtalarımız şöyle araya geliyor. Şu 2 tane 20 santimlik çıtalarımız da kafalara gelecek şekilde olacak. Ayrıca şöyle ben dışarıda buldum böyle kartonlar. Bu kartonları da böyle çıtamızın kalınlığında şöyle göstereyim. Şöyle çıtamızın kalınlığında olacak şekilde bunları dilimledim. Tabii belki siz böyle çiftli, üçlü bulamayabilirsiniz kartonlarınızı. Tekli bulabilirsiniz muhtemelen. Tekli bulursanız tabi biraz daha yapım aşaması zorlaşıyor. Benimkiler böyle üçlü üçlü, o yüzden biraz daha çabuk bitecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına başlıyoruz. Evet, şimdi tekrardan videoyu başlattım. Dükkanda olduğum için arada müşteriler de geliyor. Şöyle hemen ikinci çivimizi de çakacağız. Yani birazdan çivileri fazlalaştıracağım. Yani 3-4 tane çakacağım bunlara. Evet, cam çivisi olduğu için de böyle yamuluyor. O yüzden yavaş çakmak lazım. Yani bu şekilde tırmalama hem sizin için daha az bir maliyetli olur. Bunu ben yapamam diyenler için de, yani yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı bu ürünlerde. Bu şekilde satın alıp ileride kartonlarını kendiniz kesip değiştirebilirsiniz. Çünkü diğer tırmalamaların ipleri belli bir zaman sonra aşınmaya başlıyor. Kullanılmaz hale geliyor. Tabi onları da aynı şekilde yapabilirsiniz ama ipi her zaman her yerde bulamayabilirsiniz. Belki biraz daha maliyetli olur. Yani bu şekilde kartonu yani her yerden
bulup yenileyebilirsiniz. Şu an biraz size zormuş gibi geliyor olabilir çünkü hem video çekmek için ben size göstermek için bu şekilde biraz uğraşıyorum. Yoksa düz bir yerde yaparsanız daha kolay olur tabii ki. Bir yandan kamerayı çünkü kimse tutmuyor, bir yeri sabitledim. O yüzden aslında bunların çerçevelerini ben hazırlamıştım. Yani elimde hazır olarak var bir 10-15 tane. Direkt size hazırı göstermek istemedim. Uygulama aşamasında, yapılma aşamasında baştan sona görün istedim. Yani bu çerçeveler biraz da şeye benziyor. Bal arıları için yapılan peteklere benziyor. Şimdi şöyle kamerayı biraz daha aşağıya çevirebilirsem şöyle. Evet, şimdi kafa kısımlarını çakacağız. Yani söylediğim gibi bu çerçeveyi bir kere yaptıktan sonra sadece kartonlarını değiştirme işi kalıyor ilerleyen zamanda. Başka da hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Yani böyle ürünler yapmak benim böyle hoşuma gidiyor. Hani biraz da yani ben de bunları internette görmüştüm. Çok basit olduğunu düşündüğüm için de yapmaya karar verdim. Şimdi yerini çakalım. Yani bir de bu böyle ürünler doğal ürünler olduğu için de gayet güzel oluyorlar. Ben bunları ham ahşaptan yapıyorum. Siz isterseniz renkli vernikler de kullanabilirsiniz.
içine biraz daha güzel bir görünüş katabilirsiniz evinizde. Evet. Çerçevemiz bitmek üzere. Yani bu malzemeleri etrafınızda bir marangoz varsa zaten orada bir sürü parçaları vardır. Oradan size hemen çok kolaylıkla kesip verebilirler. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle çerçevemizi tamamladık. Şimdi bir diğer aşamamız olan kartonlarımızı kesip yapıştırma aşamamız kaldı sadece. Şimdi ona hemen geçelim. Kameramızı da tekrardan çevirelim. Birazcık şöyle geri alalım kameramızı. Yani açıları biraz kötü olabilir çekimin ama ben tek olduğum için. Evet, şimdi şöyle benim dilimlemiş olduğum kartonlarım var. Bunları hemen bir falçata yardımıyla kesmeye başlıyoruz. Hemen göstereceğim size de. Evet, şöyle bir ölçümüzü alalım. Biraz daha uzun kesebilirmiş. Bunları bu şekilde önce sığacak şekilde bir yerleştiriyoruz. Sonra ikinci aşamada da aralarını tutkalla doldurup işlemimizi tamamlayacağız. Yani özellikle kartonun şöyle delikli olan kısımları üstte olacak şekilde kartonunuzu kesin. Çünkü bazı kartonlarda bunlar düz oluyor. Onlar çok sağlıklı olmuyor. Hem de kedinin tırmalaması biraz daha zorlaşıyor. Yani şöyle bir taneyi kestikten sonra onu ölçüm için bırakabilirsiniz. Ya benim şansıma ben böyle ikili üçlü birleşik kartonlar buldum. Bunlar gayet daha çabuk ve seri oluyor. Yani tekli olursa tabi bunları tek tek kesip yapıştırmak biraz daha zaman alabilir. Yani bunları da niye yapıştırıyoruz? Çünkü kedi bunu tırmalayacağı için ve biraz da güç sarf edeceği için çabuk dağılabilir. Yani o yüzden yapıştırmakta fayda var.
Yani şöyle birazcık daha böyle hani büyük keserseniz eğer hani sıkıştırarak sokarsanız daha iyi olur. Çok da büyük olursa tabii biraz daha boylarını kısaltabilirsiniz. Evet, şöyle. Mesela bakın şöyle tekli de varmış. Şimdi tabii tekliden yani düşünün yaklaşık bir araya en az 30 tane falan gidiyor. O yüzden tekli yaparsanız yani malzemeler hazır olduktan sonra hani bunları birleştirmesi çok bir zamanımızı almıyor. Biraz uzun olmuş. Şimdi birazdan bunları tekrardan çıkartacağım. Tutkalla yapıştıracağım. Çok az bir yerimiz kaldı. İki tane daha kessek ya da üç tane yetecek gibi. Ara iyice sıkıştırırsanız tabii çok daha iyi olur. Evet arkadaşlar şöyle İlk sıramızı hemen tamamladık. Hemen arka tarafını da hızlı bir şekilde kartonumuz yeterse dolduracağız. Muhtemelen kartonum yetmeyecek. İlave kesmem gerekecek. Telefonu çalıyor, hemen deliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden tekrardan devam edelim.
tonumuz yetmeyecek. Neyse, onu da size kesimini nasıl yaptığımı da göstermiş olurum bu arada. Evet arkadaşlar, şimdi elimdeki kartonum bitti. Şu alt hazır kartonlarımdan bakayım kaldı mı? Şöyle normal dışarıda hani bulabileceğiniz bir karton bunlar arkadaşlar, hani bir özelliği vesairesi yok. Bunları da böyle şu kartonları düz kesmenizde fayda var. Çünkü bir dakika. Evet arkadaşlar. Bakmak zorunda kaldım. Şöyle güzel bir tane daha kartonum var. Bundan hazırlayayım. Yani arkadaşlar bunları ben, bu kartonları mümkün olduğunca düzgün kesin. Yoksa bu ahşabın dışında kalırsa çok sağlıklı ve güzel olmuyor. O yüzden buna dikkat ederseniz iyi olur. Herhalde. Bunu da kesersem yetecek. Benim kedim olmadığı için ben bunları dükkanda koyup satıyorum.
siz de kendi evinizdeki kediniz için kullanabilirsiniz. Hem de bana çok böyle mantıklı bir ürün geldi. Bunu da sizlere göstermek istedim. Yani yapımı çok zor bir şey değil. Evinizde çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir ürün bu arkadaşlar. Yani buna isterseniz tutkal da sürmeyebilirsiniz. Size kalmış. Yani ben doğru olanı size aktarayım. Siz kendiniz tutkal kullanırsınız veya kullanmazsınız. O size kalmış bir şey. Yani evde çocuğunuz varsa çocuğunuzla beraber çok kolay yapabilirsiniz. En azından hem de bir aktivite olmuş olur onun içinde. Evet. Galiba bakayım şöyle iki tanesi ötesine. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamlamış olduk. Şöyle bir şöyle kamerayı biraz döndüreyim. Olmadı. Evet, şöyle bir tırmalamamız olmuş oldu. Gerçekten güzel ve basit bir şey. Yani bu araları şimdi isterseniz tutkallayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Sadece tutkalsız yapacaksanız da sık yapın, sıkıştırın yani kartonu en sona geldiğinizde ne kadar sıkıştırabiliyorsanız sıkıştırın ki en azından kedi tırmaladığı zaman bunlar dağılmasın. Yani tutkalın amacı zaten bunları hani bir bütünmüş gibi bir arada tutmak, yoksa başka bir numarası yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tekrardan başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.